Merhabalar sevgili Eko Başarı izleyicileri. Bugün de sizlere Artvin Salkımlı Köyü'nden seslenmeye devam ediyoruz. Yine sektörlerin en ilerinden birine Eset Ağoğlu Petrol Restoran'ta konuk olduk ve yanımızda firma sahibi Murat Yılmaz ve annesi Nevim Yılmaz bulunmakta. Merhabalar. Murat Bey, Eset Ağoğlu'nu tanıyabilir miyiz? Eset Ağoğlu 2000 yılında kurulmuş bir aile şirketidir. 15 yıldır Artvin'e hizmet vermekteyiz. Firmamız yaklaşık 10 personelle burada hizmet vermektedir ve aynı zamanda da yemek işleri, yemek firmamız da var. Kuruluşlara, düğünlere, toplu yemeklerde vermekteyiz. Tesisimiz 100 metrekare bir alanda kurulu, 3 kattan oluşmaktadır. Toplam olarak 200 kişiye hizmet vermek, 200 kişilik bir kapasitemiz var. Tesisimizde genelde doğal ürünler, doğal sunum gerçekleştirmekteyiz. Ben biraz da bu yemeklerimize lezzetini veren Nevim Hanım'a dönmek istiyorum. Burada vermiş olduğunuz hizmetler, yani biraz menünüzden bahsedebilir misiniz? Evet canım benim, yaptığımız bu çorba. Evde yapmışım. Yoğurt çorbası derler bizde. Tereyağlı yoğurtla yaparım, unla yoğurtla. Üstüne de tereyağı, kondar diye bir kokulu bir otumuz var. Çok meşhurdu, ona katarım. Bu makarna deriz. Makarna da evde keser, kuruturuz, hazır olur. Her zaman için pişirir, hemen hazır, 5 dakika olur. Silor deriz, Artvin meşhur yemeği. Onu da yukasını açar, kuruturuz, kızartırız, hazır olur. Yoğurtla, tereyağla da onu yaparız. Öteki de erişte deriz. Eriştemizde de gene kuruturuz, gene hazırdır, saklarız öyle. Bu misir ekmeği de ekmeğimiz. Tarlamızdan gelen misir unundan yaparız. Hazır unundan pişiririz. O köy ekmeği de ben kendi ekmeğim. Kendi fırınımda yaparım. Meşhurdu ekmeğim. Sabah, cumartesi, pazar kahvaltılara kuymağım var. Tel peynirinden güzel kuymak yaparım. Sütlacı evde yapıyorum. Evin ineğimin sütundan. Pirinç hazır zaten. Öyle. Tamamen doğal bir menü hazırlanıyor. Evet. Var yine çeşitlerimiz. Artvin'in sarmalarımız var, dolmalarımız var ama buraya... Tabii ki sadece bir kısmı burada. Hiç sığdırmak mümkün değildi. Çok şeyler özellikle... var. Özellikle de bu oğlağı etimiz. Süt oğlağından yaparız. Bunu buna lengel kebabı derler. Böyle haşlarız. Fırına verir, kızartırız. Lengel kebabı derler. Çok güzel. Ayrı bir koku verir yemekte. Ayrı bir lezzet verir. Ona da bir reyhan diye bir otumuz var. Onu katarız. Biberli, baharatlarını filan. Bir de o koku veren de şey, reyhan diye bir otumuz var Artvin'in yöresel olarak. Etlere, yemeklere kullanırız o otumuz. Ben ayrıca kuru fasulyemizi anlatmak istiyorum. Bu kuru fasulyemiz Binat adı verilen bir köyümüzde üretilen bir fasulyeden yapılır bu. Oldukça yüksek bir köyümüzdür. Bu köydeki doğa çok çok daha farklı olduğu için buradaki ürünler çok çok daha... nütübet nemden uzak ve çok kaliteli bir fasulyedir. Çok değerlidir ve çok kısıtlı sayıda yapılır. Biz bundan yıllık belli bir miktarda tüketeceğimiz kadar alır ve misafirlerimize ikram ederiz. Peki hedefleriniz, planlarınız nelerdir? Şimdi efendim bizim hedeflerimiz belli bir noktaya getirdik tesisimizi. Biz şimdi yeni yeni yemekler Artvin'e mal edebilmek, yeni yeni ürünler üretebilmek ve halkımıza sunmaktır. Bizim hedefimiz budur. Biz olaya ekonomik olarak bakmıyoruz. Biz sadece Artvin'e gelen, Artvin'i tanıyan, bilen insanlara artık yeni yeni yemek menüleri sunabilmektir. Bizim tek hedefimiz budur. Teşekkür ediyoruz sizlere ve iyi çalışmalar diliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.